Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bir önce paylaşmış olduğum o etkili meditasyonla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. O yürü ve dileğine yürü ve kavuş meditasyonu gerçekten çok etkili. Çünkü imgeleme olarak yaptığınız o çalışmada aslında fiziksel olarak da bir takım değişiklikler hissediyorsunuz. Bunu hissetmeniz çok doğal. Yani bedensel tepkiler, ilk defasında çok aşırı heyecanlanma, tüylerin diken diken olması aslında kişiliğinizde de bir değişikliğin olduğunun işareti. Zaten bunu istiyoruz. Bütün bedeninizdeki rahatsızlıklar, bütün geçmiş travmatik olaylarınız o eski bedenin kalıbında kalmış oluyor. Bilinçaltımız bunu böyle algılıyor. Dolayısıyla ne kadar fazla tepki hissederseniz bedeninizde gerçekten o kadar etkili ve hayatınızda da o kadar büyük değişimler yaşayacaksınız. Şimdi hayata bakış açımız, gerçekten çok güzel geri bildirimler alıyorum. Hayata bakış açınızın değiştiğini söylüyorsunuz. Dünyayı bir zamanlar nasıl algılıyordunuz, şimdi nasıl algılıyorsunuz? Duygularınızı ve düşüncelerinizi ne kadar artık kontrol edebilme durumuna geldiniz? Bunlar çok güzel geri bildirimler benim için. İşte hayatımız böyle değişmeye başlıyor. Fiziksel realitemizle imgeleme yaptığımız, olmuş olan, aslında hep bizi bekleyen o dileğimizin olmuş hali arasında hiçbir fark yok. Bilinçaltı için İkisi de gerçek. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda ne kadar fiziksel olarak hissedersek o kadar hayatımıza hızlı akacak. Şimdi sabahleyin kalktığınızda kendinizi şöyle bir tartın. Hayatınızın değişmesini istiyorsunuz artık. Artık her şey buranıza kadar gelmiş vaziyette. Zaman geçiyor. Bu realitedeki zaman su gibi akıyor. Ve sürekli acı, ıstırap içindesiniz. Artık gerçekten bunları dur demenin zamanı gelmedi mi? İşte sabahleyin ilk uyandığınız an, bugün bu akşam gece uykuya gittiğinizde, sabah ilk uyandığınız an sizden şunu yapmanızı istiyorum. Her an, her saniye bir küçük çocuğun sevdiği bir yere veya bir oyuncak alışı kadar heyecanlı olmanızı istiyorum. Yani bir sonraki adım her daim sizin için bir mucize hissettirsin. Bu mucizeler ilk zamanlar mucize gibi gelecek size ama daha sonra sizin olağan, natürel haliniz olacak. Bir çocuk, dikkat edin bakın, onu bir yere götürmeden önce sabahleyin kalkar, süslenir, püslenir, heyecan içindedir. Ne kadar belirsiz olsa da gideceği yer onun heyecan içindedir. Çünkü kendini hazırlamıştır. O heyecanı, o belirsizliğe cesaretle adım atacaktır ve enerji doldur. Ama bizler çoğumuz sabahleyin kalkıyoruz, moralimiz bozuk. Çünkü bir sonraki adımın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Yine aynı şeyler, yine geçmiş bağlantılı düşünceler, yine geçmiş bağlantılı duygularla birleşip aynı hisler. İşte o yüzden can sıkıntısı ortaya çıkıyor. O yüzden depresyonlar ortaya çıkıyor. Çünkü bir sonraki adımı biliyoruz ne olacağını. Bundan böyle bir sonraki adımın ne kadar heyecan verici, ne kadar belirsiz olmasına odaklanın. Çünkü her an, her saniye sizin için hayatınızda yeni bir mucize olarak görün. Bunu yeni bir alışkanlık, yeni bir hayata bakış açısı olarak benimsediğinizde inanın her an, her saniye sizin için heyecan verici bir serüvene dönüşecek. Diyeceksiniz ki bu kadar geçmiş bağlantılar, yükler, bu kadar yaşadığımın üzerine ben bunu nasıl yapacağım? Zaten ben de size onu söylüyorum. Adı üzerinde geçmiş, olmuş, bitmiş. Niye hala şu an onları yaşıyorsunuz? Onlar sadece bir olasılıktı. Negatif, olumsuz, size zarar verdiği olarak düşündüğünüz bu olaylar sadece sizin geçmiş zaman içindeki 1 ile 7 yaş arasındaki bilinçaltınıza programlanmış bir kodlama olarak düşünün bunu. Siz istemediniz bunu. Çevre şartları, atalarımız,
günlük şartlar biz de bu programı oluşturduk. Niye hala bu programın devam ettirmek zorundayız? Hayır, hiçbir şekilde zorunda değilsiniz. Yepyeni bir seçim, yepyeni bir olasılık için kendinizi hazırlayın. Hayata bakış açınızı önünüzde sonsuz olasılıklar enerji havuzu olarak düşünün bunu. Herkes ilahi adalet olarak herkese aynı şans verildi. Aynı şansa sahip. Kesinlikle tüm bu yaratılmış olan her şey aklınıza ne geliyorsa bizim gerçekten onu seçmemizi bekliyor. Hayatımıza akmasını bekliyor. Sadece odaklanmanız lazım. Einstein'ın çok güzel bir lafı var. Yani hayal gücü her şeyden daha güçlüdür. Gerçekten hayal gücümüzü kullandığımızda sınırlar yoktur. İçinizdeki bütün zihnen hissettikleriniz bedeninize yansıyormuş gibi gerçek realitenizde oluştuğunda aslında onların sadece zihninizde olduğunu kavradığınızda her şey elinize geçiyor. Bütün kontrol elinize geçiyor. Zihninizden onu attığınız an bedeninizden de atıyorsunuz. Zihninizde oluşturduğunuz her şey duygularla birleşip bedeninizdeki yeni kişiliğinizi oluşturuyor. Bundan böyle bu meditasyonun da önemini size vurguladım. Çünkü gerçekten yaptığımız çalışmada düşünceleri yönettiğimizde beynimizin şu ön lobunun oluşturmuş olduğu %40'ını oluşturuyor bu arada beynimizin. Düşünceleri duygularımızla yönetmeyi öğrenebildiğimizde oluşan hislerle yeni kişiliğimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu çok önemli. Defalarca tekrarlayacağım size. Kişiliğinizde bir değişiklik olmadan realitenizde bir değişiklik beklemeyin. Çünkü bu ikisine bağlı bir oluşum. Yani artık eski kalıp düşünce duygulardan kurtulduğunuzda eski kalıp o bedensel kişiliğinizden de kurtulmak zorundasınız. Şimdi bunları deneye deneye hayatınızın yeni bir yaşam tarzı yapmak zorundasınız. Eğer hayatınızda gerçekten her alanında bir değişim, her alanında dileklerinizin olmuş halini deneyimlemek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Beynimizde milyonlarca o sinir hücreleri yeni bilgiyi aldığında hep bunu defalarca da söyledim size yepyeni sinir ağları oluşuyor beynimizde. Bu da sizde yeni bir kişiliğinizin, yeni bir sizin oluşmasını sağlıyor. Yepyeni sinir ağları, binlerce kimyasal değişiyor. Moleküler düzeyde bir değişim yaşıyorsunuz aslında hayal gücünüzü kullandığınızda. Çünkü bilinçaltı için hayal gücü ve şu an fiziksel olarak deneyimlediğinizin arasında hiçbir fark yok. O sadece enerjiler ve duyguların dokunduğu enerjilerden anlar. Duygular enerjilerle beraber yeni bir fiziksel realite oluşturur. Bunu artık defalarca söyledim, defalarca da söyleyeceğim. Artık yeni kuantum yasalarının hayatımıza yansıdığı gerçeği. Bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü gerçekten çok önemli. Bu bilgileri iyice özümsediğinizde ve hayatınızın yeni bir tarzı yaptığınızda, hayata bakış olan açınız tamamen değişip bu yöne döndüğünde gerçekten tüm dileklerinize kavuşmak için sadece bir adım kalıyor önünüzde. O da kalpten inanç. Kalpten yaydığınız o enerji, o inançla, o enerjiyle dileklerinizin karşınızda belirmesi an meselesi. İşte hayatı her sabah böyle değerlendirin. Bir an sonra dileğim kavuştuğumda nasıl heyecanla beklerdim, nasıl hissederdim. Hep bu en üst noktadaki duyguda kalmaya çalışın. Her an her saniye dileğiniz olmuş gibi hissedin. Bu duygularla ilerlediğinizde zaten olmamasına imkan yok. Her zaman söylüyorum. Bu sadece bir yasa. Bunu ben koymadım. Bunu kimse koymadı. Bu evrensel bir yasa. Yüce Yaradan'ın yaratmış olduğu tüm oluşumların bir yasası aslında.
O yüzden o duygular, o yüzden o düşünceler, işte bize bütün malzeme verilmiş. Sadece nasıl kullanmasını öğrenmemiz gerekir. Bunları kullandığımızda, gerekli malzemeleri gerekli yerlerde karıştırdığımızda hayatın en lezzetli yemeğini yersiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu dileklerinizin bir an sonra oluşacağı günler diliyorum. Hemen bir adım önde. Hoşça kalın.